Bazen arkadaşlar bu tarz bölmelerde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz bakın. 43.000'i 43'e böldüğünüzü düşünün. 43.000'i 43'e bölerseniz ne olur? 1000. Elde var 1000 şu an. Sonra arkadaşlar 433 kaldı değil mi? Bunu da bak 430 yap. 430'u 43'e bölersen ne olur? 10. O zaman bölümümüz 1010 oldu. En son ne kaldı geriye? 3. Kalan neymiş? 3. Gördüğünüz gibi y 3 oldu arkadaşlar. X de 1010 oldu. Tabii ki bunları böyle biliyorsunuzdur ama kafanız karıştıysa böyle 43 43 43 diye hep bunun katları gibi gidiyorsa şimdi aşağıya indirdim. indirdiğim zaman bir tane sıfır koyacak mıydım derdindense böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yapamayanlar için cevabımız D şıkkı oldu. X, Y, A ve B sayma sayılarıdır. Olduğuna göre B eksi Y farkının alabileceği en küçük değer kaçtır? B'yi arkadaşlar en küçük seçerim ki fark minimum olsun. B en az kaçtır? Kalan her zaman bölenden küçüktür. B en az 11 olur. Burada da arkadaşlar Y'yi maksimum yapmaya çalışırım. Kalan her zaman bölenden küçüktür. Y de en fazla 6'dır. Dolayısıyla arkadaşlar farkın en küçük değeri 5 geldi. A şıkkı oldu. A ve B sayma sayılarıdır. A bölü B 3 kalan 5 olduğuna göre A en az kaçtır? A'nın en az olması için B'nin de en az olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla B'nin alabileceği en küçük değer nedir? 5'ten büyük olması gerektiğinden dolayı 6. Haliyle A eşittir 6 çarpı 3 artı 5'ten böylece 10 8 artı 5 A 23 oldu C şıkkı. A ve B tam sayılar olmak üzere A bölü B eşittir 4 kalan 5. Bölme işlemi veriliyor. A artı B 95 olduğuna göre B kaçtır? E, bölen, bölünen, kalan ve bölüm sorularında arkadaşlar neye bakmamız lazım? A sonuçta B ile 4'ün çarpımı artı 5'e eşittir. Böylece A gördüğümüz yere 4B artı 5 yazarsak 4B artı 5 artı B eşittir 95'ten. B arkadaşlar 5B eşittir 90. B de gördüğünüz gibi 18 yani değişik oldu. Bir bölme işleminde x ve y sayma sayısı olmak üzere bölünen x bölen y bölüm 4 ve kalan 3'tür. Buna göre x artı 4 y artı 1 bölü 2 y artı 1 kaçtır? Şimdi hemen yazalım. x arkadaşlar bölünen bölen y bölüm 4 kalan 3. Bu ne demek? x eşittir 4 çarpı y artı 3 demek arkadaşlar. Böylece x gördüğümüz yere 4 y artı 3 yazalım. 4 y artı 3 artı 4 y artı 1 bölü 2y artı 1. Böylece 8y artı 4 bölü 2y artı 1 oldu. Sadeleştirdiğimizde bu pay pi, paydanın 4 katıdır. Cevap D gelir. X1 tam sayı olmak üzere A bölü X artı Y eşittir X kalan da 2X artı 1 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi haliyle arkadaşlar X artı 7 büyüktür 2X artı 1. Eşitsizlik bir yapalım. Bundan sonra arkadaşlar 6 küçüktür x. 6 büyüktür x geldi. x'in alabileceği en büyük değer demek ki kaçmış? 5'miş arkadaşlar. x 5 olduğuna göre yerine yazarsak 5 artı 7 12. Burası arkadaşlar 5. Kalanımız ne? 11. 12 çarpı 5 60. 11 daha 71 c şıkkı oldu a ve b pozitif tam sayılardır. 127 bölü a eşittir b. Kalan da 7 olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar burada e, bizden bölen isteniyor. Burada neyi görmemiz lazım? Evet 127'nin kalanı 7 ya biz şunu görmeliyiz. 120 demek ki a'ya tam bölünüyormuş. Eğer 127 yerine 120 olsaydı a'ya tam bölünüyordu. Yani... A 120'yi böldüğüne göre 120'nin tam bölenlerini bulmamız lazım. 120'nin tam bölenleri de pozitif bölenleri kaç tanedir arkadaşlar? Nasıl buluruz? 120 eşittir. 15 çarpı 8. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 arkadaşlar. Böylece üstü 1 arttır 4. Üstü 1 arttır 2. Üstü 1 arttır 2. 16 tane derdik. Ancak kalan arkadaşlar 7 olduğuna göre A 7'den büyük olmalı. Yani 1, 2... 3, 4, 6'yı alamayız arkadaşlar. Bir de 125'e bölündüğü için o 5'i de koyalım şöyle. 5'i de alamayız. Dolayısıyla bu 6 sayıyı alamayacağı için 16-6'dan eksi arkadaşlar 10 tane alabileceği değer varmış. Tek tek bulabilirdiniz. Ama daha büyük bir sayı verildiğinde arkadaşlar bunu kullanmak gerekiyor. B'nin ağ cinsinden eşiti nedir diye sorulmuş. Pozitif tam sayı da vermiş. Şimdi a kare artı 3a eşittir a artı 4 çarpı b artı 1 artı 4 arkadaşlar doğru mu? Şimdi böylece a kare artı 3a eşittir dağıtırsak a b artı a artı 4 b artı 4 artı 4 oldu. Bundan dolayı a kare artı 3a eşittir AB artı A artı 4B artı 8 B'yi bulmak istiyorsanız önce bir B'leri bir araya toplamanız lazım. Böylece B parantezinde A artı 4 olur arkadaşlar. Böyle yapalım. Sonra öbür tarafa atarsak A kare artı 2A eksi 8 eşittir B parantezinde A artı 4 oldu. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor. A artı 4 çarpı A eksi 2 şeklinde. Burası zaten B çarpı A artı 4. Bakın sadeleşti A artı 4'ler. B arkadaşlar A eksi 2'ymiş. Yani B şıkkı. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. AB bölü A artı B 3 ve kalan 4 olduğuna göre A artı B toplamının değeri nedir? AB iki basamaklı dendiği için 10A artı B diye yazalım. Sonra eşittir A artı B'yi 3 ile çarparsak 3 artı 3 B artı 4 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar A'yı bu tarafa atalım 7 A. B'yi diğer tarafa atalım 2 B artı 4. Bir kere A artı B'nin bu arada 4'ten büyük olması lazım. Ona da dikkat edelim. A ve B'nin rakamı olduğunu unutmayalım. Buna göre 7'nin katı bir sayı elde etmemiz lazım. B buradan arkadaşlar o zaman 5 olur. 14 olduğu için A'da 2 olur. Toplamlarını bir kontrol edelim. 7. 7 aynı zamanda kalandan büyük olduğu için cevabımız doğrudur. B şıkkı olur. AB 87 4 basamaklı, AB 2 basamaklı, XY 3 3 basamaklı doğal sayılardır. Ee, bölüm ve kalan verilmiş arkadaşlar. A artı B eksi X Y ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Şimdi burada bakın AB var. Burada da AB var. O yüzden ben şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Böyle sorularda. Eğer olduğu gibi böyle AB diğer tarafta da varsa ayırırım bunu ben. Sonra arkadaşlar 87 böyle yazarım. X, Y, 3 derim. Burası zaten kalan 15'miş arkadaşlar. Şimdi AB 0, artı 87 sayısını AB'ye bölersek ne olur? AB 0, demek AB'nin 100 katı demektir. Gerçekten de bakın AB çarpı 100 olduğu için bunu AB'ye böldüğünüzde bölüm ne gelir 100. 87'yi AB'ye böldüğümüz zaman ne oluyormuş? Son arkadaşlar 15 geliyormuş. Demek ki 87'den 15 çıkartırsanız 72 sayısı AB'ye tam bölünüyormuş. Böylece AB kaç olabilir? 15'ten büyük olduğuna göre, son basamağı da 3 olduğuna göre arkadaşlar 24 olur. Haliyle bakın bu da e, 3 gelmiş oldu gerçekten. Artık X'i 1 bulduk. Y'yi 0 bulduk. Zaten son basamağı da 3'tü. 3'den yararlanarak AB'yi zaten güzel bir şekilde 24 bulduk. Demek ki arkadaşlar A2, B4, X kaç bulmuştuk? X'i 1, Y'yi de arkadaşlar 0 bulmuştuk. Farkları da böylece 5 gelmiş oldu. C şıkkı oldu. Aşağıdaki bölme işlemlerinde ABC birer pozitif tam sayı göstermektedir. A bölü B. B bölü 4 şeklinde verilmiş. A sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? A'yı o zaman şöyle bir yazalım. A eşittir. 9B artı 3. B de arkadaşlar neye eşit? 4C artı 2. B gördüğümüz yere hemen 4C artı 2'yi yazalım. 4C artı 2 artı 3 oldu. A buradan 36C. 18 artı 3'ten 21 oldu. 36C artı 21 sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir kere 36 C 12'ye tam bölünür. 21'in 12'ye bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 9. Cevabımız A şıkkı oldu. B bir doğal sayı ve AB tam sayıları olmak üzere olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? B doğal sayı demiş arkadaşlar. Ona bakalım. A ve B de tam sayılar diye uyarmış. Şimdi A kare buradan A artı 20'den küçük olmalı. Eğer ikinci derece eşitsizlik biliyorsanız arkadaşlar a kare eksi a eksi 20 küçüktür 0 yapıp çarpanlarına ayırıp a eksi 5 a artı 4 şeklinde sonra burada da e, eksi 4 5 diye tabloyu yaparsanız a kare katsayısı artı olduğu için artı eksi artı olur. Böylece zaten sıfırdan küçük olmalıydı bakın burası. Eksi 4 ile 5 aralığında buradaki tüm sayıları alır deriz. A ve B tam sayı olduğu için Eksi 4 ile 5 aralığında bir sayı burayı da arkadaşlar negatif yapmayacağı için burayı da negatif yapmayacağı için 5 ile eksi 4 arasında 9 eksi 1'den 8 tane sayı var. Bunların hepsini alabilir deriz. Ancak eşitsizlik bilmiyorsanız burada tek tek deneyip şunu yapmanız lazım. Ee, önce pozitif sayı verip 1 dedim diyelim verdiniz. Sonra 1 verdiyseniz eksi 1 de vermeniz gerekiyor. 2 verdiyseniz eksi 2'yi 3 verdiyseniz eksi 3'ü. 4 verdiyseniz eksi 4'ü e, sonra 5 verdiğiniz zaman eksi 5'i de verip denemeniz lazım. Bir de tabii ki neyi unutmayacağız? Sıfırı unutmayacağız. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman arkadaşlar bir kere e, 5 verdiğinizde 25 yukarısı da 25 oluyor. Kalanla bölen eşit olmaz. Yine şurada arkadaşlar 4 verirseniz tamam ama eksi 4 verirseniz e, 16 eşittir 16 oluyor. Bu yüzden bu elenir arkadaşlar. Geriye kalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayı olur. Deneme yoluyla böyle tek tek yapmanız gerekir. Bu soruyu çözmeden önce size şunu söyleyeceğim arkadaşlar daha iyi anlamanız için. Diyelim 107 sayısını siz e, gideceksiniz 8'e böleceksiniz tamam mı? 107 sayısını 8'e bölerken şöyle yapmanızda bir mahsuru yok. 64'ü böleyim sonra da kalan 107'den 64'ü çıkarırsak kaç olur? 41'i böleyim. Bunların ayrı ayrı kalanlarını bulsam doğru cevabı elde edebilir miyim? Evet. 64'ün 8 ile bölümünden kalan 0'dır. 41'in arka şey 43'ün arkadaşlar 8 ile bölümünden kalan 3'tür. 0 artı 3'ten 3 bulabilirsiniz. Yani sorularda sayıları bölerken tek hamlede bölmek zorunda değilsiniz. Özellikle tam bölünen kısımlarını ayırıp kalan kısımları eklersiniz. Ya da ayrı ayrı iki tane sayı var. Bu iki sayısının İki sayının bir C sayısına bölümünden kalanı yapmak yerine önce A'yı C'ye bölüp kalanı bulursunuz. Sonra B'yi C'ye bölüp kalanı bulursunuz ve toplarsınız. Bu mantıksız bir şey değil gayet doğru bir şey hatta. O yüzden bu soruda da şimdi biz A sayısını bilmiyoruz. 55'e bölmek istediğimiz zaman normalde A sayısını 55'e bölmek gerekiyorken bu ne yapmış? 100 olan üçler basamağındaki rakamı 6 olarak görmüş. Yani normaldeki A sayısından 300 fazla bulmuş sayıyı. Bu yüzden de 55'e böldüğünde kalan ne gelmiş arkadaşlar? 5. Biz neyi istiyoruz? 300 eksik halini yani A ile kalanının kaçı olduğunu bulmak istiyoruz. Yapıyorum bakın. A'nın 55 ile bölümünden kalan K1 olsun. Artı 300'ün 55 ile bölümünden kalan nedir? 300'ün 55 ile bölümünden kalan arkadaşlar kenarda yapalım. 300 55 5 ile çarparsak 5 kere 5 25 275 oldu. Kalan arkadaşlar 25 oldu. İşte bu arkadaşlar toplam kalan ne gelmiş? 5. İlginç. İki tane sayının toplamı tabii ki 5 gelmeyecek. Bu ne demek? Demek ki K1 artı 25 arkadaşlar 55'ten büyük bir sayı olmuş. Bir daha 55'e bölünmüş. Burada da bunu anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla K1 arkadaşlar ne olmak zorunda? 55'ten büyük bir sayı kalanı 5 veren nedir? 60. Demek ki K1 arkadaşlar 35'miş. Yani A sayısının gerçekte 55 ile bölümünden kalan E şıkkı 35'miş arkadaşlar. Kalan bölenden küçüktür arkadaşlar ama bu bilgi tek başına yetmez. Çünkü soruda size özellikle bakın 36 ve 92 diye vermiş. Şimdi buradan yola çıkarsak x, y, z 36 eşittir. 92 bölüme bir b diyelim artı ab doğru mu? Şimdi buradan arkadaşlar 36 4'e bölünen bir sayı. Sonra arkadaşlar yine aynı şekilde 92 dörde bölünen bir sayı. Dörde bölünen bir sayıdan dörde bölünen bir sayı çıkarırsanız yine dörde bölünen bir sayı elde edersiniz. Kalan bu yüzden dörde bölünen bir sayı. 4C diyeyim ona. Dolayısıyla AB dörde bölünen sayı olması gerektiği için 12 olur. En sonunda kaç olur arkadaşlar? 88 olur. 12'den 88'e kadar kaç tane dörde bölünen sayı var onu bulacağız. Son terim 88, ilk terim 12 bölü 4 artı 1. Dolayısıyla buradan 70 6 bölü 4, 19, 20 tane sayı varmış arkadaşlar buraya yazabileceğimiz. Hem tek tek yazmak zorunda kalmadık hem de hemen böyle atlayıp arkadaşlar burada AB 92'ye kadar her sayıyı alır diyemedik buradaki sayılardan dolayı. Kalanlar arkadaşlar sıfır olduğu için AB'ye, BC'ye, CD'ye, DE'ye, EF'ye, F'de haşa tam bölünüyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirsiniz bakın. A neye eşit biliyor musunuz? 2 çarpı, 12 çarpı, 30 çarpı, 56 çarpı, 90 çarpı, 132 haşa eşit. Çünkü şöyle başlıyor bakın iki tane göstereyim size anlayın böylece. F132 haşa eşit. F gördüğünüz yere 132H yazarsanız E neye eşit? 90 çarpı 132H. Sonra D'yi bulmak istersen E gördüğün yere ne yazacaksın? 90 132H. Bir de başında 56 var. 56 çarpı 90 çarpı 132H. Bakın böyle tek tek gidiyor. En son A'ya ulaştığımızda bu olacak. H arkadaşlar en az 1 olsun. Böylece 132 12 çarpı 11. 90 10 çarpı 9. Sonra 56 8 çarpı 7. 36 çarpı 5. 12 4 çarpı 3 ve 2 2 çarpı 1. Gördüğünüz gibi haşta en az 1 olursa 12 faktöriyel geldi arkadaşlar cevap.